yaratıcılık deyince senin aklına Mozart, Beethoven gelirse aklına Da Vinci, Picasso geliyor. Evet. Peki genel anlamda yaratıcılık nedir? Yaratıcılık nerede bulunur? Yaratıcılık geliştirebilir mi gibi sorulara insanlar çok cevap arar. Bunları cevaplayalım birlikte. Evet. Yaratıcılık. Yaratıcılık genelde yeni bir şeyler... Abi birlikte yaratılayalım. Yani bence yani, sor arkadaşlarına. Sen bir şey anlatmadan önce bir background'larını yokla bakalım. Yaratıcılıkla ilgili söz almak, fikir beyan etmek isteyen var mı? Yani bir yaratıcı etkinlikte bulunalım şimdi. Bir soralım. Sizce yaratıcılık nedir? Bu soruya başka cevaplayalım. Evet. Bu konuda de... arkadaşlar yaratıcılık konusunda... Şimdi Eva arkadaşımız bize betimleyecek olayı zaten. Hazır. Çantada keklik. Çantada keklik. Ama önden bizim söyleyeceğimiz bu konuda kaygılarımız var mı? Dile getireceğimiz bir şeyler. Evet. Bak ne diyor? Diyor ki yaratıcılık ortaya özgün bir fikir koymaktır. Ya da bir nesne. Bunu reddedebilir miyiz? Edemeyiz. Çok doğru bir tanım. Çok güzel bir tanım. Evet. Hocam, özgün olandır. Tamam, özgün bir... Tamam, söyledi onu. Benzerlerden uzak duralım. Hocam ya da yani bir nesneyi farklı bir şekilde yansıtmak lazım. Olmaz mı? Bir nesneyi farklı bir şekilde yansıtmak, yani farklı bir şekilde algılamak olabilir tabii. Genel geçer hükümlerin, genel geçer yargıların dışında yansıtmak. Yani olduğu gibi değil de farklı bir şekilde yansıtmak. Olduğu gibi değil de farklı bir şekilde yansıtmak. Güzel. Tabii olabilir. Evet. Olan materyalleri harmanlayıp yeniden yaratmak. Materyalleri hocam olduğu gibi değil de farklı şekilde harmanlayarak yeniden yaratmak. Evet. Aynı değil mi? Aynı cümle değil mi? Bir daha söyle. Olduğu gibi değil de farklı şekilde ortaya koymakla. Aslında söylediği evet. Şey aynı değil mi? Aynen. Benzer oldu. Ben de o harmanlamak diyor ama. Bileği söyleyince doğru. He. Hocam var olan ham maddeye şekil vermektir. Şimdi birçok şey şekil veriyor. Şimdi biz burada yaratıcılığın ne olduğunu sormamaya çalışıyoruz. Yaratıcılık dediğimiz şey nedir? Yani yaratma bir yoktan var etme operasyonu mudur? Olandan değil mi? Da yoksa var olanları var olanları farklı bir şekilde yorumlama. Kendi içinde kendi zamanında, kendi ortamında diğerlerinden farklı bir şekilde mi ortaya koymaktır? Değil mi? Yani yaratıcının kendine göre bir şeyinin olması lazım. Yani özelliğinin olması lazım. Değil mi? Yani biz niye herkese yaratıcı demiyoruz? Değil mi? Mesela hiç yaratıcı bireyi tanıdınız mı hayatınızda? Nasıl hocam? Yaratıcı bireyi. Ben. Kendini yaratıcı olarak mı tanımıyorsunuz? Güzel. Senden başka kimse var mı? Annesi var. Yok yok. Evet. Bir kadın. Hakikaten hiç tanıdın mı? Mucit. İlla sanatçı olması gerekmiyor yani. Hocam. Biz şimdi aslında söyleyeyim yaratıcılık derken. Sanatçılıktan ibaret. He. Şu an itibariyle sadece sanattaki yaratıcılığı söylemiyoruz. Genel olarak yaratıcılığı söylüyoruz, tamam mı? Bir kadın hocam yaratıcılığı. Genel olarak hocam, işin içinden çıkalım. Evet, mesela bak Hedibe diyor ki, kadın diyor erkeğe göre daha yaratıcı. Çünkü çocuk doğuruyor. Ama tek başına... Ona doğru. Sonuçta gerçekleşti. Ama tek başına yapan da var tarihte. Biliyorsunuz Meryem Ana, İsa'yı babası doğurmuş. Nasıl doğurmuşsa... Artık. En büyük yaratıcı olan. Evet, bakın çok güzel. En büyük yaratıcı Allah'tır diyen var mesela içimizde. Arkadaşımızı çek. Çek arkadaşımızı. Orucuğunu çek. En büyük yaratıcı Allah'tır diyor. Doğrudur. Hakikaten yeri göğü var eden değil mi? Her şeyi halk eden, halk etmek, yaratmak halk değil mi? Halk etmek. Hani diyor ya, balık bilmezse halik bilir, yaratıcı bilir aklında. Doğrudur. Biz zaten giderek birazdan o noktaya geleceğiz yani. Geleceğiz değil mi? İnsan yaratmasıyla tanrısal yaratma arasında bir fark var. Hatta bu fark bazen insanın aleyhine anlaşılmış. Yani insana, insanın yaratıcı eylemlerine ket vurulmuş, gen vurulmuş, sen Tanrı'nın yerine mi geçmek istiyorsun, Tanrı'ya şirk mi koşuyorsun diye. İnsanların yaratıcı etkinlikleri bastırılmış bile zamanında. Ama giderek bu fikir tabii yerini daha
insanı şeylere bırakmış. Yani insanın yaratmasının Tanrı'yla yarışmak diye bir kaygısı olamaz yani. Evet. Tanrı yoktan var zaten ama var olanlar var. Olan var. Tabii doğru. Güzel. Evet. Bu konuda başka söz almak isteyen? Mehmet Işıklıoğlu. Nedir ya yaratıcı olsun? Şeyleri ortaya koymam. Güzel. İyi ya da kötü fark etmez diyor. Mehmet de diyor ki iyi ya da kötü fark etmez. Önemli olan benim hoşuma gitmesidir. Ben eğer benim hoşuma gidiyorsa, topluma da yarar getiriyorsa. tamam mı? Önemli olan bir şeyleri ortaya koymaktır yaratma. Doğru aslında. Değil mi? Yani böyle düşünelim mesela. Şimdi bir adam oturuyor. Bir adam da mesela şeyi yontuyor. Hangisi daha yaratıcı acaba? Hareket, eylem var değil mi? Veya yerinde bir şey çiziyor. Amaçlıca bir şey yapıyor. Bakın zaten öyle. Yani bir şeyleri ortaya koyuyor. Bir şeye bir form veriyor. Değişiklik yaratıyor. Evet, buyurun. Mesela kendisi içindeki özellikleri ortaya çıkarmak da bir yaratıcılık mı? Mutlaka, tabii. Mesela hocam benim bir arkadaşım vardı. Günde sadece 10 dakika uyuyarak bir hafta boyunca uyumuyordu. Sadece bir gün, sadece 10 dakika bir yaklaşık evet. Pozisyonu varmış hocam. Bana açıklamıştı onu. Sadece 10 dakika. Evet. Uyuyordu ve bütün hafta uyumuyorum diyor. Böyle yaşanmış, bak böyle yaşanmış. Yaşanmış örnekleri de arkadaşlar verebilirsiniz. Şimdi arkadaşımız diyor ki, dilek arkadaşımız, benim diye bir arkadaşım bir hafta boyunca mesela günde 10 dakika uyuyarak hayatta kalıyordu. Ve bu durumdan da hiç şikayetçi değildi. Ve içindeki enerjiyi açığa çıkartıyordu diyor böylece. Bu da bir yaratıcılık mı? Bence de bu da bir yaratıcılık tabii ki. Mutlaka. Şimdi o sadece burası için konuşalım. Doğrudur. İnsan mesela bir aylık gibi düşünüldüğünde gözlerini kapayıp belli bir noktaya konsantre olduktan sonra 15-20 dakika böyle kendinizi kapatırsanız açtığınızda tam uykuya geçmeden uykuyla uyanıklık arasında kendinizi dinlendirmiş olarak kalkıyorsunuz ve hakikaten güne kaldığı yerden devam ediyorsunuz. Ben de denemişim, biliyorum kendim. Mesela 3 gün 5 gün hiç uyumadan çalışırım idim ben daha önce. Hakikaten denemişim yani, biliyorum. Hatta hiç uyumadan, bırak sen 10 dakikayı, hiç uyumadan. Ve o uykusuzluk hali sende başka bir şeye sebep oluyor. Mesela sesleri farklı duyuyorsun. Ses tonun değişiyor. Ortamını farklı algılıyorsun. Sende başka yaratıcı şeyleri de kamçılayabiliyor. Yani bu akşam oluyor. Evet. Yemekten sonra bir 10-15 dakika uyuyorum, sonra geri uyuyorum. Değil mi? Sabaha kadar istesen çalışırsın. Aynen öyle, aynen. Doğrudur. Ben de mesela giderdim yurttan, okuldan yurda giderdim. Biraz yatağımda uzanırdım, 10 dakika, 15 dakika. Ama uyursam bir daha kimse kaldıramaz yani, ona göre. O kadar tehlikeli. Uyumazdım, dinlenirdim. Ona da dinlenme diyoruz biz. Sonra kalkardım, emin olun sabaha kadar otururdum ben. Sabahta derse giderdim. Hiç sanki şey gibi, uyumuş bir iz, hiçbir şey olmamış gibi. Giderdim derse, gelirdim tekrar ertesi gün öyle. Doğrudur. Yani buradan arkadaşlar dinleyin lütfen. Buradan şunu çıkar. Her bireyin yaratma atmosferi de farklıdır. Kimisi uykuyla uyanıklık arasında, kimisi hiç uyumadan, kimisi belli bir müziği dinleyerek, belli bir ritimle, kimisi kapalı ortamlarda kimse yokken, kimisi doğa içerisinde kuş cıvıltılarını duyarken, kimisi duyarken belki, kulaklık varken. Yani herkesin hakikaten yaratıcı enerjisini ortaya çıkartacak koşulları herkesin farklı. Herkesin yaratıcı enerjisini ortaya çıkartan koşulları biz farklı olduğunu görüyoruz. Mesela ben şeyi biliyorum. Bir Japon. Bu adam her denize gittiğinde dalıyor ve daldıktan sonra çıkarken filan bakıyor ki aklına bir şeyler geliyor yani. Allah Allah. Gidiyor not alıyor. Mesela yani işte bir kahve makinesi gelmiş aklına. Nereden gelmişse daldığı için. Bir kez de çıkıyor bakıyor bir tencere gelmiş aklına. Şimdi bu adam hemen fark ediyor durumu. Evine bir havuz yaptırıyor. 5 metre 10 metre derinliğinde. Balık adam kıyafetlerini giyiyor. Eline kağıdını kalemini alıyor. Atlıyor havuza, oturuyor dibinde havuzun. Böyle adam
100 küsür tane, 163 tane buluş yapmış. Adamın yaratıcı enerjisi yüksek basınç altında ortaya çıkıyor. Yani suyun altı biliyorsunuz basınçlıdır. Kalan varsa, dalan varsa bilir. Yani böyle, kimi mesela yalnız kaldığını. Yani biliyorsun bizim yalnız kaldığımız mekanlar sayılı mekanlardır. Türkiye'de özellikle. Zaten bilgiler. Evet. Hocam sen en çok aklınla ağzında çalışıyorsun. Evet, öyle. Evet, doğru. Gelebilir. Yani bunu siz kendinizden de deneyimleyebilirsiniz. Hatta bu konularda kendinizi iyi tanımanız daha çok üretken olmanızı da sağlar. Onu da söylemeliyiz yani, bilmeliyiz. Evet, yaratıcılık konusunda background'da bunlar var. Bize şimdi devam et bakalım. Devam. Yaratıcılık hakkında hocam birçok söylenti var. Hani insanlar arasında... Tanımlar diyorsun, evet. Yani birçok tanım var. Birkaç tanımdan birisini söyleyeyim. Genelde yeni şeyler ortaya koyabilmek kapasitesi veya yetenek olarak düşünülür. Bir şeyler ortaya koyabilmek kapasitesi veya yetenek olarak düşünebiliyor. Yetenek ya da ortaya bir şeyler koyabilme kapasitesi. Bu her ne kadar kısmen doğru olsa da esas olarak yanlış bir tanımdır. Evet. Çünkü her yenilik yaratıcı kişilerin eseri olmadığı gibi gerçekten yaratıcı kişilerde de her zaman dışarıya yaratma olanağı bulunmamaktadır. Nasıl? Ben anlamadım hiçbir şey. Sen anladın mıydınız? Bu son söylediğinden bir şey anladın mı? Hocam diyor ki... Ben anlamadım. Bir daha yaratıcı söyle. Yaratıcı kişilik daima yaratmaz diyor hocam. Bir daha söyle. Telaşlanma. Çünkü diyor ki hocam... Heh. Her yenilik yaratıcı kişilerin eseri olmadığı gibi gerçekten yaratıcı kişilerde de her zaman bir şeyler yaratma olanağı bulmamalıdır. He. Ne anladık yani bu işten? Ne işinde? Adam yaratıcı bir şey yaratamıyor. Her yaratılan da yaratıcı kişilerle çıkıyor. Kim söylüyor? O bir kere gitsin işine bak. Yani kitabı var hocam. Adam generalce askerdir. Askerse adam öldürme sanatını öğrenmiş, bize yaramaz. General bize yaramaz. Bize sanat eğitimlerini, fikirlerini söyle. Hiç, o adam var ya, bir kere gitsin kendini yaratsın. Tamam, general olmuş. Valla, generaller hemen askerden sanatçı olmaz. Bak Kenan Evren, Türkiye'nin kaçıncı cumhurbaşkanı? 9 mu? 10 mu? Hocam, ressam da ne? Hiç o adamdan ressam olmaz, hiç kusura bakmaz. Birbirine insanı işten yere geçiren bir adamlar ressam olur mu ya? Sanatçı olur mu? Adolf Hitler de. Onlar sanatçı değil. Kesinlikle. Yani asıl ressam olarak gösteriyorlar. Ne ressam ne sanatçı. Onlar ancak fasat olabilir. Başka evet. Sanat dedik ya biz her zaman sanatın doğası güzele yaptırır. Onların yaptığı hangi şey güzel? Bana göster. Evet. Bize şöyle bir net bir yaratıcılık tanımı yap bakalım. Nedir bu yaratıcılık? Yaratıcılığın doğru bir tanımı, toplumla aynı olguya bakan fakat toplumdan farklı olarak algılayan ve farklı reaksiyon veren kişiye sahip olduğu özellikle olarak ifade edilir. Evet, biraz ifadenin daha böyle azıcık net, basit, açık, sarih. Bir başka deyişle herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir. Herkes aynı şeye baktığı halde o bakılan şeyde farklı şeyler hayal edebilen, düşünebilen ve onu aynı zamanda ortaya koyabilen insandır. Yani ben valla çok yaratıcı bir insanım ama hayal ettiklerimi hiçbirini icra etmiyorum. Yani burada yaratıcılık söz konusu değil. Evet, yaratmak demek somut olarak düşündüğünü, duyduğunu, hissettiğini onu uygun malzemeye, uygun biçime, uygun malzemeye, uygun boyutta, uygun zaman ve ortamda ortaya çıkarmak demektir. Yani. Hocam, yaratıcılığı tanımını sınıflandırmış olursak şu şekilde olur. Ressamların sahip olduğu bir şey diye tanımlanabilir. Problemlere alışılmadık ve orijinal bir yaklaşım. Ama sadece toplumda yani dünyada ressamlar yaratıcı değil ki yani. Yani haksızlık genel... olur. Biraz beri gel ya. Sesin Mehmet geliyor mu oraya? İyi. Gelmiyor sesin. Sen gel verin. Şimdi sadece ressamlar yaratıcıdır diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. Yani, o tamam. Ben de. Valla bizi döverler. Ya hocam eğer ki bir edebiyatçı, müzikçi olacağım yaratıcı. Ya benim annem de yaratıcı. Ne demek ya?
Vallahi biz zaten şimdi bak para yok, pul yok, evde bir yapıştırıcı yok, hamurdan hamur yapar, tenceredeki şeyleri kapatırdı ben hatırlıyorum. Çatlakları patlakları düşün. Hamur yapar, tencerenin kenarına koyardı, düdüklü tencere yapardı. Yani hamuru koyar mı? Buhar kaçmasın. Mesela mi? Bunlar hep buluşlar yani, kendi kendine buluşlar. Gerçekten. Yani sadece yaratıcılığı biz öyle tarif edersek yanlış anlaşılabilir. Aslında arkadaşlar bizler 100 tam puan vererek İsmail, 100 tam puan vererek bütün insanların yaratıcı olduğunu kabul etmek zorundayız. Annem şey yapıyordu hocam, yemek pişiyordu. Bütün insanlar yaratıcıdır. Eğer doğuştan getirdikleri bir arzları yoksa, arzaları yoksa, bir eksiklikleri yoksa gerçekten bütün insanlar yaratıcıdır. Ama bu konuda, ama diğer konuda, ama sanatta, ama teknikte, ama yazıda, ama sözde, ama hitabette, ama yürüyüşte, ama dansta, ama bilemiyorum. Yani birçok daha insanın yaptığı her şeyle insanlar farklılık gösterebilirler ve yaratıcı olabilirler. Ve az önce o zeka türlerinde saydığımız gibi birkaç faktör de bir arada bulunabilir. Yani bir insan hem bedensel özellikleri bakımından, yani hem mucit olabilir, hem ressam olabilir. Yani hem makine icat eder. Mesela bunun en iyi örneklerinden biri Michelangelo mu? Da Vinci. Özellikle Da Vinci hem makine var hayal edebilen bir insan, hem resim yapabilen bir insan, hem müzik yapabilen bir insan, hem heykel yapabilen bir insan. Düşünebiliyor musun? Bak, kaç tane Michelangelo'da da var ama daha çok Michelangelo mimari ve heykelde, evet, resimde, ama şey, makineler de hayal etmiş mesela. Tank. Denizaltıları, tanklar, kilometre ölçerler vesaire hayal etmiş. İnsan olmasını. Şimdi hakikaten şeyin, Revan'ın söylediği gibi yaratıcı insan gerçekten de var olanı farklı algılıyor. Daha meraklı. Daha merakla yaklaşıyor. Merak ediyor. Nedir diyor bu mesela? Diyelim ki Da Vinci'yi düşünürsen, diyor ki bu cesetin içerisinde ne var? Kemiğini, kasını, dokusunu merak ediyor adam. Gidiyor, bunun uğranı ne yapıyor? Açıyor, içine bakıyor yasaklara rağmen. Açıyor, içine bakıyor, çizimler yapıyor. Şimdi bunu yaratma alan, keyif alan bir insan yapabilir. Sen hayal edebilirsin ama belki yaratıcı biri hayal etmiştir bunu, başkaları da hayal etmiştir. Ama bunu yapan o dönemde bir tek şey var yani. Da Vinci var. Yani bir de onu icra etmiş olmak da önemli, yaratıcılık damgasını yemek için. Evet. Hocam, yaratıcılığın diğer bir tanımı ise zahmete değer bir ürüne götüren süreç. Zahmete değer bir ürüne götüren süreç. Ve karmaşık bir sistemde olan beynin kendi kendine ortaya çıkan bir özelliği. Yeni işe yarar bir şey meydana getirmesi. Orijinal ve değerli bir şey üreten süreç. Başkalarıyla aynı şeyleri görmek ama farklı bir şeyler düşünmek. İnsan olmanın yegane karakteristiği. Özgün buluşlar ortaya koyma becerisi. Ya arkadaşlar, bir kere bizim artık fazla ispat aramamıza gerek yok. Gerçekten. Bakın biz bunun üzerine de konuştuk, tartıştık. Yani insan yeryüzüne geldiğinde, yeryüzünde var olduğunda bütün bu enstrümanları başucunda hazır mı buldu? İğneden ipliğe her şeyi bir hayal et bakalım. Neye hazır buldu insanoğlu? İğneyi mi buldu? İpliği mi buldu? Tekerleği mi buldu? Ateşi mi buldu? Uçağı mı buldu? Treni mi buldu? Hiçbir şeyi hazır bulmadı. Masayı mı? Sandalyeyi mi? Saç sakal kesmeyi, tıraşı elbiseyi, gözünü boyamayı, yüzük takmayı, yüzüğü nerede hazır buldu? Hiçbir şeyi hazır bulmadı. İnsanoğlunun yaratıcı bir varlık olduğu buradan açıkça belli. Açıkça belli. Yani bu noktada yani hiçbir itiraf yok. Dolayısıyla mesela bizim, ben de buradan notlarıma bakarak bir şeyler söyleyeyim size. Özellikle. Şimdi bizim için önemli olan şurada şeyler var. Mesela Torrens. Yaratıcılık üzerine düşünen, özellikle sanat bağlamında düşünen insanların söyledikleri de önemli. Bir generalinkinden fazla. O önemli bizim için. Mesela Torrens diyor ki, yaratıcılığı şöyle tanımlamaktadır Torrens. Sorunlara, bozukluklara,
eksik bilgilere, kaybolmuş unsurlara, uyumsuzluklara karşı duyarlı olmak. Şimdi her gün geliyorsun, lan ne bu okul, tuvalet gibi kokuyor her taraf. Lanet olası diyorsun. Her taraf tuvalet gibi kokuyor. Niye? Kimse sifon çekmiyor. Şimdi ne yapacağız? Hadi bir yaratıcılık örneği gösterelim. Kendin yapmak. Şimdi bir sorunlara dikkat çekmeye bulmadım falan diyor ya, bozukluklara, sorunlara, eksik bilgilere falan duyarlı oldu. Ben duyarlıyım. Ben geliyorum her gün burada rahatsız oluyorum. Özellikle pazartesi günleri. Çünkü iki gün, cumartesi, pazar iki günü o dışkılar kalıyor orada. Suda çözülüyor maşallah. Boş boş boş. Kokular oluyor 100 kat. Büyüyor. Kokular genleşiyor. Bütün katlara yayılıyor. Ben odamda bile birilerinin dışkısını kokluyorum. Ne bu ya? Buna bir çare bulacağız o zaman. Bu beni rahatsız ediyor. Bu beni rahatsız ediyor. Siz niye etmiyorsunuz? O zaman niye sifonu çekmiyorsunuz kardeşim? Sifonu çekin. Bakın. Bozukluklara, eksikliklere bilmem ne farkında olma, duyarlı olma. Ben bunu duyarlı gösteriyorum. O yüzden tuvalete girer girmez ilkin sifonu açıyorum. Otomatik sifon yapacağım. Şimdi benim yapabileceğim bu. İlkin sifonu açıyorum. Çıkasıya kadar o akıyor. Ben çıkana kadar o suyu akıtıyorum. Bir çözüm. Başka bir çözüm ne? İdareye söylüyorum. Diyorum ki arkadaş bu tuvalet kokuyor. Yeter ya. Burası üniversite. Bir kere mimar büyük bir hata yapmış. Dersliğin dibine tuvalet yapılır mı ya? İçeri yapsaydım bari. Daha dağ yaparmış sonra topluca. Hepimiz aynı anda. Değil mi? Hep konuşur söyleşirdik. Hem de işimizi görürüz. Hem de işimizi görürüz. Adam bu bir yaratıcılık. Hocam bazı evlere mutfağın yanında. Değil mi? Getirmiş buraya. Şimdi demek ki bir kere problem burada. Bak şimdi yaratıcı zeka böyle çalışıyor. Bunu binayı değiştirmeyeceğime göre ne yapacağım? İdareye diyorum ki kardeşim bana vecamatik koy. Bari kapak koy da koku çıkmasın. Onlar da koymuyorlar. Bu sefer İbrahim'e diyorum bizim kat görevlisine. Kardeşim sen sabah gelir gelmez ilk işin bütün vanaları açmak olacak. Her şeyden evvel şu yani yani nasıl bismillah daha geldin içeri girdin doğru tuvalete git vanaları aç. Kız erkek olan neyse hepsinkini aç gitsin bu koku. Bu bir yöntem. İkinci bir yöntem başka daha üçüncü beşinci bir yöntem. Haldun Hoca'ya diyorum ki hocam birer pıs alalım 15 dakikada pıs. İçeriye hoş koku versin. Etkili olmaz ki hocam. Şimdi bakın. Tuvalet eğitimi. Ya da sen dediğin gibi bu 20 küsur yaşına gelmiş insana bir tuvalet eğitimi verelim. Seminer yapalım. Tuvalet semineri. Tuvalet eğitimi dersi olsun. Tuvalet eğitimi dersi. Seçmeler. Şimdi arkadaşlar bir dikkat çekelim. Şimdi bu bir sıkıntı. Bakın. Bu niye önemli? İnsan ne zaman yaratıcı olur? İnsan bir şeyi şiddetle yüksek derecede ihtiyaç derecesinde isterse yaratıcılık ortaya çıkar. Yani bir şey, bir problem olmadığı sürece, insan bir problemi fark etmediği sürece, hissetmediği sürece orada yaratıcı bir etkinlikte bulunamaz. Ben bu kadar fikri, bu kadar tepkiyi dolayısıyla buradaki tuvaletler kokuyor diye ürettim. Eğer böyle bir problem olmasaydı aklımın ucundan bile geçmezdi. Şunu yap, bunu yap, suyu aç, vecamatik koy, yok içeri yap, bunu uzağa yapmak lazım geliyor gibi hiçbir şeyi düşünmezdim. Şimdi bizim burada can alıcı, yaratıcı konusunda can alıcı asıl düşünmemiz gereken şey yaratıcı etkinlik ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Başka bunun izahı yok. İhtiyaç yoksa yaratıcı enerji de açığa çıkmaz, çaba da çıkmaz, ürün de çıkmaz. Şimdi Serol Teber'in davranışlarımızın kökeni diye bir kitabı var. Davranışlarımızın kökeni. Orada çok güzel anlatıyor. Birçok şeyi anlattığı gibi. Diyor ki aynen bu noktada. Toprağa diyor yumuşak olan diyor şeyler kara sabanı bulamamıştır. Gerek duymamış çünkü. Toprağı eliyle eşeğilip tohumu içine koyabiliyor. Toprak o kadar yumuşak. Kara sabandan diyor bu kültürün haberi olmamıştır. Ama diyor toprağa sert olan ve tarım yapmak zorunda kalan toplumlar kara sabanı bulmak zorunda kalmışlardır. Niye? O toprağı eşelemek için bir güç, bir kuvvet gerekiyor. Ne yapıyor adam? İlkin kendi geçiyor, sonra daha güçlü hayvanları, sonra daha sonra makineyi geçiriyor.
Şimdi ihtiyaç ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi hissediyor musunuz? Geleceğiz buradan nereye? Sen eğer, sizler iyi bir öğretmen olmayı ihtiyaç derecesinde hissetmezseniz geçmiş olsun. Sen eğer üreteceğin, yaratacağın sanatı ihtiyaç derecesinde hissetmiyorsan geçmiş olsun. Ne sanat üretebilirsin ne de efendim sanat eğitimi yapabilirsin, yaptırabilirsin. Bunu gerçekten ihtiyaç derecesinde hissetmiyorsan. Bunu nasıl ihtiyaç derecesinde hissedersin o zaman? Şöyle söyleyelim. Sen eğer toplumdaki bozulmaları, sakatlanmaları, şiddeti sağaltmanın, iyileştirmenin tek yolu ve çaresi olarak sanat eğitimini görürsen, sanat eğitimine dört elle sarılırsın. Bu anlamda yaratıcı etkinliklerde bulunursun. Anlatabiliyor muyum? Yani yaratıcılık ve yaratıcılığın ortaya çıkmasında tetik düşüren, onu kamçılayan, kışkırtan en büyük etken ihtiyaçtır. Bir şeyi ihtiyaç derecesinde hissetmektir. Gerçekten. Dolayısıyla arkadaşlar bizim için bu insanların bakın bir tek Torrance'ı söylediğinden daha hareket ettik. Neler çıktı? Ne demiş? Tanıma, çözümler arama. Bak. Sorunlara, bozukluklara, eksiklere, eksik bilgilere, kaybolmuş unsurlara, uyumsuzluklara karşı duyarlı olma, zorluğu tanıma, çözümler arama, tahminler yapma ve yapma ya da yeni varsayımlar kurma, bunları çözüm değiştirme ve yeniden deneme ve sonuçları inceleme. Vernon diğerlerine göre yaratıcılık insanın sosyal, manevi, estetik, bilimsel ve teknolojik değerleri olduğu kabul edilen yeni fikirleri, görüşleri, buluşları veya artistik objeleri üretme kapasitesidir. İnsanın sosyal, manevi, estetik, bilimsel ve teknolojik değeri olduğu kabul edilen yeni fikirleri, görüşleri üretme kapasitesidir. Berlet'e göre, Reed'e göre, Landau'ya göre böyle vermişiz mesela. Özellikle mesela Reed'e göre önceden biçimi ve hiçbir yüzü olmayan bir şeyin varlık kazanması. Bak, Herbert Reed iyi bir sanat toplum bilimcidir. Aynı zamanda önceden biçimi ve hiçbir yüzü olmayan bir şeyin varlık kazanması şeklinde tanımlar. Hakikaten de öyle değil midir? Şimdi senin yapacağın resim yoktur yani. Yeryüzünde sen onu ürettiğin an özgünse ve senin bir ihtiyacına karşılık geliyorsa, seni mutlu ediyorsa yaptığın şey, resim, heykel, grafik, her neyse seni de mutlu ediyorsa bir yandan sen onu üretirken de hakikaten bir ihtiyacına karşılık gelecek tarzda hissederek üretmişsen o dünyada üniktir, tektir, eşi benzeri yoktur. Dolayısıyla yenidir yani. Demek ki yaratıcılığın sonucunda ortaya çıkan şey yeni bir şeydir. Yeni bir şeydir. Mesela kübizm kendi çağı içerisinde yenidir. Empresyonizm kendi çağı içerisinde yenidir. O güne kadar bir empresyonizmden, sürrealizmden değil mi? Veya video art'tan söz edilebilir miydi? Video art. Çünkü videonun kendisi yoktu. Değil mi? Demek ki yaratıcılık aynı zamanda tekniği ve teknolojiyi de kullanmak, onu yaratıcı objenin, unsurun ortaya çıkmasında kullanmaktan da geçiyor aynı zamanda. Böyle arkadaşlar, özellikle bizim burada yazdığımız ve arkadaşımızdan alacağınız notları çok sağlam okumanız lazım. Bu da bizim için çok önemli. Buradan da bayağı bir soru gelecek size, onu söyleyeyim. Bak mesela burada yaratıcı süreci vermişiz. Yaratıcı insan, yaratıcı süreç içinde geçmişinden, entelektüel birikiminden. Ya yaratıcı insan her şeyinden yararlanır ya. Değil mi? Bütün sezgilerini kullanır. Bütün bilgilerini kullanır. Bütün varsayımlarını kullanır. Bütün var olanları kısmen ya da bütünle gözden geçirir. Değil mi? Yani. Şimdi sen bir çanta yapacaksın. Ne diyecekler sana? Ya bunun benzeri var, bunu sen daha ne üretiyorsun? Çok daha iyisini yapmışlar. O zaman senin yapacağın şey, yani yaratıcı etkinliğin ertesinde ortaya çıkacak üründe benzerinin olmaması gerekiyor. Değil mi? Öyle olması lazım.
Dolayısıyla arkadaşlar, yaratıcılık sanat yapısında olduğu kadar bilimde ve güncel yaşamda da geçerlidir. Yaratıcı süreçte merak gibi bir çıkış, özgünlük gibi bir sonuç arasında sezgi, imgelem, bak burası çok önemli, ben de çizeyim buradan. Yaratıcılık sanat yapısında olduğu kadar bilim ve yaşam için de gereklidir. Yaratıcı süreç merak gibi bir çıkış, özgünlük gibi bir sonuç, sezgi gibi imgelem, deneme, araştırma, bulma, kalıplardan kurtulma, yeniden kurma gibi bir takım yetenekleri içerir, yetenekleri vardır. Geldik en önemli bölüme. Buraya değiniyor musun? Evet. Yaratıcı sürecin aşamaları. Heh. Hadi bakalım. Şimdi gir buraya. Bize yaratıcı sürecin aşamalarını söyle. Bu dört aşamayı da arkadaşlar adınızı nasıl biliyorsanız onu da öyle ezbere bileceksiniz. Bu aşamaları. Tamam söyle ona geç. Evet. Eğer hayatımızda günlük şeyleri farklı ve yeni bir şekilde yapıyorsa işimizde evimizde olabilir. İşte veya evde olabilir. Hocam bu bizim yani hata bile yapmış olsak deneyimlerimizde yaratıcılık bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Çünkü yaratıcılık riske yani girmek demektir. Evet, çok güzel. Yaratıcılık biraz risk almak demektir. Deneyimlerle hocam yaratıcılık olur. Yani risk almadan yaratıcılık olmaz. Her bakımdan risk alır yaratıcı insan. Hocam yaratıcı kişilik özellikleri... Şimdi Picasso kolajı yaparken risk alır. Kübik resimler yaparken risk alır. İnsanların bütün olumsuz eleştirilerini göğüslemek de dahil olmak üzere doğru bildiğini yaptı. Ama sonuç ne oldu? Onun lehine sonuçlandı. Kavram resmi Picasso'nun kübizmiyle başladı. O güne kadar optik realizm, optik gerçekliği, yani görünen gerçekliği tekrar eden resim anlayışı, heykel anlayışı, sanat anlayışı Picasso ve George Braque'ın sayesinde onların ısrarıyla, onların ısrarcı tutumuyla ne oldu? Kavramsal, yani kavramın resme girmesi biçiminde sonuçlandı. Sanat tarihinde devrim olmasının sebebi özellikle budur. Demek ki bir takım sezgilerle, efendim bilgilerle hareket eden, farklı gören bireyin risk alarak ortaya koyduğu yaratıcı etkinlik ertesinde ortaya çıkan şey ne yapabilir? Ona çok büyük, yani risk aldı ama bu risk ona misliyle ne yaptı? Geri döndü ve onun başarısına, ününe ün kattı bir anlamda. Ve kendi disiplininin de biraz daha iki adım daha ileri gitmesine sebep oldu. Çünkü o güne kadar insanlar ya imgesel varlıkları resmediyorlardı, mitolojiyi, şunu bunu, kahramanları, ya görünen gerçeği resmediyorlardı. Kavram resmi diye bir, yani resmin kavramsallaşması diye bir şeyden bahsetmek söz konusu bile değil. İşte o risk böyle, sonucu böyle ortaya çıkmıştır. Semeresini böyle vermiştir. Evet. Hocam bir de yaratıcı kişilik özelliklerine değinelim. Tabii, yaratıcı kişiliğin özellikleri nelermiş onlar? Hocam esnek, özgün ve çabuk düşünebilme yetisine sahiptir. Esnek, özgün ve çabuk düşünebilen. Güzel. Yazın bunları arkadaşlar. Bunlar sorulacak. Değişik strateji, yöntem ve araçları kullanma eğilimi vardır. Değişik yöntem, strateji ve araçları kullanabilme eğilimi vardır. Yani baktığı videoyla olmuyor. Efendim kolajla yapar. Kolajla olmuyor. Strateji üretiyor. Evet. Asamblaj yapar. Asamblaj olmuyor. Performans yapar. Performans olmuyor. Resim yapar. İçerik hangi biçimde daha iyi taşınıyor ve mesaj hangi araç yoluyla iletilebiliyorsa onu çekinmekten ne yapmaz? Geri durmaz. Çok güzel. Hocam arkadaşlar tekrar et diyor. Evet tabii tekrar et. Esnek, özgün ve çabuk düşünebilme yetisine sahiptir. Zaten size verecek bunları. Vermek zorunda. Değişik strateji, yöntem ve araçları kullanma eğilimi var. Siz de Allah zorundasınız. Hocam şöyle yapalım. Herkes aslında kopya bıraksın notlarını. Oradan topluca çeker şey yapar. Biz oradan alalım. Tamam ne güzel. Nasıl yaratıcı zeka. Strateji üretti bu. Herkes notlarını anlatanlar özellikle. Herkes yani. Herkes bıraksın notlarını. Kopya gidin oradan alın. Ama yazılar düzelsin. Tabii. Temiz.
Böyle Arap saçı, Arap saçı değil. Falan ona güme git. Yani bana vereceğiniz notu istiyorum ben, tamam mı? Evet. Devam edeyim mi? Evet, devam et. Konu ve sorunlara farklı açılardan yaklaşabilen, duygusal, mizah, sezgi ve görsel algı gücünün yetkinliğine sahiptir. Evet, bak. Şimdi lütfen buradan kendinizi hayal edin arkadaşlar. Bak ne söylüyor? Bir daha okur musun tane tane? Konu ve sorunlara farklı açılardan yaklaşabilen, duygusal, mizah, sezgi ve görsel algı gücünün yetkinliğine sahiptir. Bak ne kadar kapı açıyor önünüzde. Duygusal davran diyor, komik davran, sezgisel davran, bilişsel davran. Bütün bunları diyor sen yaratıcı etkinliğinin bir şeyi olarak ortaya koyabilirsin. Sonucu olarak ortaya koyabilirsin. Yaratıcı etkinliğini bunlarla diyor açığa çıkartabilirsin. Evet. Soyut ve somut nesne ve kavramlar arasında bağlantıları yakalayabilme gücüne sahiptir. Evet, o da önemli. Soyut ve somut. Mesela bu da doğrudan biraz felsefe demektir aslında. Yani varım, varlık ne, yokluk ne, ölüm ne, yaşam ne, toplum ne, insan ne, hayat ne. Bunlar üzerinden soyut gibi gözüken efendim ve somut gözüken olaylar arasında iletişim kurmak. Evet, başka? Hayal gücünün zenginliği, esnek düşünebilme ve konulara odaklanabilme yetisine sahiptir. Evet. Yeni olanı yakalayabilme, mevcut durumları geliştirebilme becerisi vardır. Senaryo üretebilme, tasarım geliştirebilme özelliğine sahiptir. Çok güzel ya. Yaratıcı kişi marjinaldir. Uçlarda gezinen, risk alan, sürekli arayış içinde olup duygularını bastıramayan, yenilikler peşinde koşan, meraklı, var olanla yetinmeyen, eleştiren, sorgulayan, kendine güvenli, içten davranan, güç ve statüye önem vermeyen, ayak direyen, bazen toplumun kabul görmediği alışkanlıkları olan, daldan dala atlayan serüvenci biridir. Kimin tanımı bu? Nereden aldın bunu? Generalim. Hocam ben kalktım. Hadi ya. Doğrudur. Biraz marjinal bir tarafı vardır. Yani öyle çok kurallı davranırsa zaten yaratıcı olamaz. Değil mi? Yani. Evet. Başka? Hocam insanı yaratıcılığa iten beynindeki rasyonellik hayvanlardan ayıran en büyük özelliktir. Akılcılık yani. Evet. Evet. Rasyonel demek, ratio akıl demek. Akılcılık değil. Zaten insan aklıyla ayrışıyor. Böyle şeyler bir de şu var hocam. Yaratıcı kabiliyeti olan zeki insanlarda ruhsal sorunların oranı genel popülasyona göre oldukça fazladır. Yani yaratıcı kişi ruhsal problemler yaşar hocam. Hani çok düşünmekten. Ben bunu ayrı bir konuda kitapta araştırdım da biraz bilimsel olduğu için hocam fazla değinmedim. Ruhsal sorunlarla iç içe hocam. Çok da şimdi yaratıcı kişiliği böyle hastalıklı bir varlık gibi tarif etmeyelim. Hayır yani şizofren. Yani sanatçılar şizofren değil yani. Ama şimdi şizofrenler de resim yapıyor. Ama onlar sanatçı değil yani. Şimdi sanatçı olmak var olan probleme karşı bir çözüm üretmek ve o çözümü ya da o mesajı neyse o sloganı uygun bir forma, o formu da uygun malzemeyle uygun zaman ve ortamda sunmak demek. Bu çok akıllıca bir faaliyet. Yani marjinalliği, biraz agresif oluşu, daldan dala konması, onun bütün bu çabası mesajını daha iyi, daha bir serseri değildir, bir manyak değildir, bir hasta değildir. Öyle zaman zaman görüntüler verse bile. Yani adam öyle dalmıştır ki sakal tıraşı olacak vakti olmamıştır yani. Ama bir memur tık 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 her gün sakal tıraşı olur gelir yani. Şimdi patrondan söz eşitleyecek. Patrondan söz eşitmemek için adam sakal tıraşını olur. Ama yaratıcı bir kişilik bir kere böyle bir şeye girmez. Rahat olmam. Tamam mı? Bir kere böyle bir cendereye sokmaz. Patronun buyruğu altına girmez. Değil mi? Yani doğru düşünürse. Ne yapar? O özgürlüğüne biraz daha düşkündür. Dahası o bulmak için yaşar. Uymak için değil. Bir yerlere uymak için değil, o bulmak için yaşar. Yani sanatçı kişilik tamam doğrudur. Veya yaratıcı kişilik bir takım genel geçer, ahlak, efendim gelenek, görenek, bir takım sosyal kurallar içinde tabii ki davranmaz. Ama bu onun ne ahlaksız olduğuna, ne hasta olduğuna, ne manyak olduğuna delalet etmez. Onun hasta olduğunu göstermez. Aksine o kadar sağlıklıdır ki, o kadar sağlıklıdır ki, o fark ettiği, keşfettiği şeyle toplumun önüne, insanın önüne bir şey koyarak onları da sağlıklı kılmaya çalışır.
Yani tamam, arada sigortaları çok atarsa kulağını kesebiliriz. Van Gogh gibi. Değil mi? Van Gogh mesela. Biliyorsunuz değil mi onun hikayesini? Evet, evet. Bir fahişeye tav oluyorlar. Hem Gauguin hem Van Gogh. Van Gogh seviyor, bir fahişeyi seviyor sanırım, hayat kadını. Evet. Ve fahişe de şeyi beğeniyor. Gauguin'i beğeniyor. Hatta Gauguin'i bıçaklamayı düşünüyor. Böyle mahalle arasında bir yerde. Vazgeçiyor. Gidiyor aynı hiddetle kulağı indiriyor aşağı. Evet, kulağını kesiyor. Onun kulağını sarıp gönderiyor kadına hedaya diye. Hedaya diye kulağını gönderiyor. Şimdi bu tabii çok zirvede manyakça bir şey. Hakikaten yani bunun izahı yok. Böyle baktığımız zaman yaratıcı kişilik hakikaten bir tür hasta yani. Yani gerçekten Van Gogh'un hasta olduğu bir gerçek yani. Bunu da kabul etmek zorunda. Sanatında böyle yönleri olmalı yani, hocam. O da insan. Ama yani sıra dışı hocam. Kendini kesen, biz başta çizgimizi nasıl koyuyoruz? Biz diyoruz ki sanatçı bir hayatı koruyan, hayatı kutsayan, efendim, pozitif bir benliktir. Negatif bir benlik değildir yani. Şimdi doğaya karşı da saygılıdır, çevreye karşı da, kendine karşı da saygılı olması gerekir. Olabilir, olabilir. Olabilir. Tabii bizim bu verdiğimiz örnek çok ekstrem, çok üst şeyde bir örnek. Yani gene de Van Gogh'un böyle davranmış olması yaratıcı kişiliklerin hastadır şeyini, tezini ispatlamaz. Çok zeki insanlar yazıyor. Evet. Şimdi sanıyorum zamanımız kalmadı arkadaşlar. Hocam var bir şey mi? Daha da bitir. Hani istersen. Tabii ben istiyorum, arkadaşlarımız da istiyor diye düşünüyorum. Hocam yaratıcılık geliştirilebilir konusuna sürecine değinelim. Kitaptaki olduğu gibi. Evet, yaratıcılık geliştirilebilir mi? Yaratıcılığın gelişimi birbirine bağlantılı tepkiler şeklinde oluşur. İlk dönemi hazırlık dönemidir. Bu dönem yaratıcı düşünceyi tetikleyen bir unsurla başlar. Bilgi edinme... Yaratıcı sürecin aşamalar arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Derya Doğan, bu çok önemli. Özellikle senin için çok önemli. Yaratıcı sürecin aşamaları. Bilgi edinme, bilgi edinme, bunları ilişkilendirme, farklı açılardan analizleme, yorumlama, değişik biçimlerde sentezleme biçiminde sürdürülen etkinliklerdir. Hazırlık döneminde. Şimdi biz onu kabul etmiyoruz seninkini. Ben benimkini kabul ediyorum. Evet, burada 80. sayfada arkadaşlar ihtiyaç duyma evresi. Çünkü çok farklı şeyler var. Yani her sanat eğitimcinin, bazı sanat eğitimcinin kendine göre tanımlamaları var. Ben böyle bir süzme yaptım. Öyle diyeyim, bir süzme yaptım. Bu bize daha çok uyuyor. İhtiyaç duyma evresi. Ondan sonra çözümler hayal etme evresi. Bunların hafif uzantıları var. Onları okuyacaksınız. Çözümler. Yani insan bir şeye ihtiyaç hisseder. Sonra ona bir çözüm düşünür. Yani çözümler hayal eder. Sonra o çözümleri ne yapar? Tespit etme evresi. Yani iyice ne yapacağına karar verir. Sonra da vücuda getirir. Ortaya çıkartma evresi. Demek ki yaratıcı etkinlik bir sürece bağlıdır. Sen bir şeyi görürsün. O fikir sende cereyan eder, içine düşer, aklına düşer. Orada mayalanır, çoğalır. Yani hamile kalmadan doğuramazsın arkadaş. Önce hamile kalacaksın. Önce ihtiyaç ortaya çıkacak. Hayal edeceksin. Neyle yapacağına karar vereceksin. Sonra ortaya çıkartacaksın. Budur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Bugün de bu kadar.